Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor. Abdülhakim Eren isimli vatandaş Kahramanmaraş'tan Afşin'e gitmek için yola çıktı. Yol üzerinde alışveriş yaparken eşi ve bir çocuğun yavru bir kuş kovaladığını gördü. Eren uçamayan yavru kuşu yakalayıp eve getirdi. İnternetten kuşu inceleyen Eren canlının yavru bir karga olduğunu anladı. Kargayı evine getirip sahiplenen Eren karganın evin yeni üyesi olduğunu belirtti. Afşin'e gidiyorduk, bir taziyeye gidiyorduk. Binevler Kavşağı'nda bir tatlı almak için bir iş yerine girdim. Döndüğümde eşim ve bir arkadaş, bir de çocuk bir karga yavrusunu kovalıyorlardı. O arada trafik çok hızlı idi. Ya yavruyu tepeleyecekler, çarpacaklar ya bizimkilere çarpacaklar. Sonra kırmızı ışık yanınca ben siz durun dedim, kovaladım. Uçamıyordu. İşte bir metre gidip düşüyor, bir metre gidip düşüyor yavru da. Ben tuttum onu. Tuttuktan sonra bir karton kutuya koyup yolumdan geri döndüm. Eve getirip kızıma teslim ettim. Dedi ki birkaç gün bakalım, uçsun. Ondan sonra da doğaya bırakırız dedik. Getirdik eve koyduk. O günden sonra internetten baktık. Bir karga türü olduğunu gördük. Ama taklitçi bir karga. Söylediklerimizin bir kısmını taklit edebiliyor. Yukarıda bir komşunun papağanı var. O öttüğü zaman onun gibi ötüyor. Yanımıza geliyor. İşte kulağımızdan tutuyor, yakamızdan tutuyor. Kalemimizi masadan atıyor, silgimizi atıyor. Okuduğumuz kitaba müdahale ediyor. Evde çok farklı oldu. İşte 90 yaşında kayınvalide var. O ben vermem diyor, kızım vermem diyor. Şimdi evin ev sahibi oldu. Bakalım işte kendisi de uçuyor, yiyor, geziyor, evin her tarafına da dolaşıyor. Nasıl evden ayıracağız, nasıl doğaya göndereceğiz? Orada bir şüphemiz var, sıkıntımız var. Evin kuşu oldu.